Bütün devlet olanaklarını kullanmasına rağmen, 20 yıllık baskıcı otoriter rejime rağmen bu referandumu AKP kaybetmiştir. Güven oyu alamamıştır. Bunun çok açık biçimde altını çizmek gerekiyor. Yani AKP Tayyip Erdoğan %50'yi alamadıysa demek ki bütün bu olanaklara rağmen toplumun yarıdan fazlası artık bu iktidarın devam etmesini istemiyor. Ama maalesef hem gerçek bilgiye zamanında ulaşamadığı için, hem oyları objektif olarak kullanmanın koşulları yaratılamadığı için, hem de sonuçta biraz önceki haberlerde görüldüğü gibi sandık sonuçlarının sahici biçimde tutanaklara yansıması olmadığı için muhalefet bu seçimi kazanamamıştır. Tabii muhalefetin bu seçimi kazanamamasının bir nedeni de iktidarın bu olan, e, yaptıkları kadar topluma yeterince bir değişim umudunu da aktaramamış olması. Yani bir yandan 21 yıldır baskıyla, zorla, bütün devlet olanaklarıyla iktidarı kullanan bir parti, bir aday, bir tek adam seçimi kazanamıyor. Yani referandumu kaybediyor, %50'yi geçemiyor ama bütün bu olumsuzluklara rağmen muhalefet de seçimi kazanamıyor. Burada o zaman bir iki şeyin altını çizmek lazım. Şimdi bir seçim değerlendirmesine ihtiyaç yok. Bunların hepsini 28 Mayıs'tan sonra birlikte konuşacağız. Ama 28 Mayıs'ı kazanabilmenin koşulları için söylüyorum. Demek ki şu anda çok ciddi hızlı bir biçimde halkın günlük yaşamında yaşadığı sorunları, örneğin sağlığın parasız hale gelmesi, örneğin eğitimin parasız hale gelmesi, örneğin gençlerin bu ülkede tekrar yaşama umudunu kazanacak iş olanakları, okullardaki özgür eğitim ve benzeri örneğin kadınların bu ülkede geleceklerini güvence altına alacağı, özgürce yaşayacakları, laiklik sözcüğünden korkmadan laikliğin gerçek anlamıyla sahip çıkılacağı, gerçek anlamıyla kamu hizmetlerinin parasız olacağı bir şeyi bir yani bu rejimin sadece e, Cumhurbaşkanının değişmesiyle, sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi değişip parlamenter sisteme geçeceğiz diyerek değil, bütün uygulamaların değişeceği duygusunu topluma veren ve bunu da örgütleyen bir seçim sürecine ihtiyacımız var. Aslında 10 günlük süre az değil, bu sürede bu başarılabilir ve önümüzdeki dönemde bu seçimi tekrar kazanabiliriz. Bunun için hem bu bir değişim talebini yükselteceğiz, hem de toplumda bir örgütlü mücadeleye çağrı yapacağız. Aslında yeni e, seçimi kazanamamanın bir nedeni de muhalefetin, bütünüyle sadece rejimin restorasyonundan ibaret bir programıyla sınırlı kalmasıdır. Aslında bu son seçimin sonuçlarını bir cümleyle söyleyecek olursak, belki de solun taleplerine ihtiyaç olduğu çok açık biçimde görülmüştür. Solun oyuna yansıması için söylemiyorum. Şimdi peki hangi sorumlulukla karşı karşıyayız? Esas buna bakmak lazım bugün. Şimdi pes etmeden, yılgınlığa düşmeden, bir değişim umudunu yeniden yükseltmek ve 28 Mayıs'ta sandığa tekrar gitmemiz gerekiyor. Sandığa giderken sadece 14 Mayıs'ta sandığa gidenler değil. Yani yaklaşık sanıyorum kaç? 8 milyon kadar herhalde bir yüzde %11 civarında sandığa gitmeyen 8,5 milyon civarında bir oy var. Onları ikna ederek başka adaylara oy verenleri ikna ederek Hatta yanlış tercihte bulunup Tayyip Erdoğan'a oy verenleri de ikna etme sürecini işleterek hızla bir çalışmaya girmemiz ve bu seçimin kazanılacağına, bu tek adam rejimiyle hesaplaşılacağına, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en gerici rejimi oylayacağımıza, en gerici iktidar blokunu oylayacağımıza olan inançla, onu yeneceğimize olan inançla bir seçim hazırlığı yapmamız lazım. Bunu yaparken de propagandayı da buna uygun yapmamız, çalışmaları da buna uygun yapmamız gerekiyor. Biz sol parti olarak dün itibariyle hem örgütümüze hem kamuoyuna böyle bir çağrı yaptık. Dedik ki yeniden tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en gerici iktidar blokunu yenmek için, bir kez daha hesaplaşmak için bugün 28 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Ama biliyoruz ki başından itibaren de söyledik ve maalesef bugün biraz da haklı çıktık yaşayarak gördük. Bu rejim yani devletleşen baskı, devletin bütün baskı aygıtlarını, bütün propaganda aygıtlarını kullanan bir iktidarı pasif bir biçimde sadece sandığa çağırarak yenmenin olanakları çok zor. Onun için de hem sandığa çağıracağız, hem sandığa giderken sokakta da, meydanlarda da insanların yeniden böyle bir rejimde yaşamak istemedikleri duygusunu yükseltmemiz gerekiyor. Bu ikisini yapabilirsek insanlardaki yani her şeye rağmen ilk kez bir galip hani rejimi yenmeye bu kadar yaklaşmışken seçim sonucunda her türlü manipülasyonla e, seçimi kazanamamanın yarattığı bir burukluk var. Ama bu burukluğu yaşamaya, uzatmaya hakkımız yok. Biz bu buruklukları geçtiğimiz 20 yıllık tarihsel dönemde çok yaşadık. Onun için bunların hepsini 28 Mayıs sonrasına bırakacağız. Şimdi yeni baştan. Maç yeni başlıyormuş gibi. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yeni bir maç başlıyor. İlk maç 0-0 bitti. Bu maçı kazanan seç, e, final tur atlayacak. Hani öyle e, evet şampiyon olacak. Bu maçı atlayan e, alan şampiyon olacak. Şimdi o zaman şu duyguyla Kılıçdaroğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm mi vermem mi? Bu tartışmalar geride kaldı. Bu seçim şu kadar açık. Tayyip Erdoğan rejimi devam etsin mi, etmesin mi? Yani Tayyip Erdoğan nezdinde AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, yani kendi milletvekili adayının resmini bile bir aracın üstünde göstermekten korkan bir anlayış. Kadın kadın olduğu için bir kayan kadın adayın resmini bile göstermeyen bir anlayış bu ülkede iktidar olsun mu olmasın mı? Aslında 28 Mayıs'ta vereceğimiz karar bu. Onun için de meseleye armudun sapı, üzümün çöpü diye tartışmadan bu rejim gitsin diyenlerin bir kez daha yılgınlığa düşmeden yeniden sokaklara, yollara düşmesi, ev ev gezerek İkna, herkesi ikna etme çabasına girmesi ve 28 Mayıs'ta bunlarla hesaplaşmalıyız. Ama hesaplaşma sadece oyla bitmiyor. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi haberlerde de vardı, bir günün haberinde de vardı. Biraz önce baştan itibaren verdiniz YSK'daki usulsüzlükle. O zaman 28 Mayıs akşamı bir başka sorumlulukla daha karşı karşıyayız. Önce herkesi sandığa götüreceğiz ama herkesin özgür iradesiyle oy vermesini sağlayacağız. O akşam o oylara da sahip çıkacağız. Biz dün örgütümüze de kamuoyuna da şöyle bir çağrıda bulunduk. Dedik ki 28 Mayıs akşamında bütün Türkiye'de okulları paylaşalım ve sandık güvenliğini sağlayalım. Bu okul bizde, sen de al. Yani her örgüt, her siyasi parti